Arkadaşlar merhabalar ben Kenan Kara ya da namı diğer Kenan Kara ile geometri ya da Kenan komutan ya da Ken sıfır nasıl hitap ederseniz dedin fark etmez. Gençler bu videoda niye bulunuyoruz? Bu videoyla birlikte ne yapıyoruz? T3D'nin TYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine başlıyoruz. Evet bu kaliteli yayının çözümlerini birlikte inşallah güzel bir şekilde yapacağız. Çözümlere başlamadan önce kendi tarzımdan bahsedeyim isterseniz. Arkadaşlar ben soruları şu şekilde çözüyorum. Çözgeç hoca şeklinde değilim. Tarzımı bilen bilir ne yapıyoruz? Bir soru geldiği zaman açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bazılarına uzun geliyor olabilir ama orada bir şeyler öğretiyoruz aslında arkadaşlar. Yani bir nevi bir konu anlatımı gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü sen oradaki videoyu izliyorsan, sen o soruda sıkıntı yaşadıysan senin bir eksikliğin var. O eksikliği kapatmak için elimden geleni yapıyorum. Tabii ki kolay sorularda bazen direkt geçiyoruz. Zaten o çözümü izlediğiniz zaman da anlayacaksınız ama bazı ayrıntılı sorular olabilir. O ayrıntılı sorularda biz ne yapıyoruz? Bazen birkaç farklı yolla size çözüm yöntemini gösteriyoruz. Bazen de ne yapıyoruz? Ufak tefek bilgileri yan tarafta verip, işte arkadaşlar şu 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 vardır. E, o zaman bu bilgileri burada kullanalım diye de e, ufak bir tekrarda yaptığımız durumlarda oluyor. Bu seride de 3D'nin tyt geometri soru bankasının çözümünde de yine aynen bu tarzda devam edeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Elimden geldiğince çözümleri size en iyi bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Evet 3D ee, zaten daha öncesinde de bildiğim bir yayındı. Çözmek de istediğim bir yayındı. Bu sene nasip oldu. İnşallah güzel bir şekilde bu çözümleri size aktaracağım ve kafanızda bir soru işareti inşallah kalmayacak arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz çok fazla lafı uzatmadan çözümlere başlayalım. Paralellikler verilmiş. Kit arzımı da biliyorsunuz. Geometride nedir? Verilen bilgileri kullanmak çok önemlidir arkadaşlar. Öncelikle şekil üzerinde paralellikleri gösterelim. Şunlar birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel olarak verilmiş. Sonra ne yapıyorduk? Bilinenden bilinmeyene gitmek en mantıklıydı. E hocam 115'i kullanabiliyor muyuz şu paralellerde? Hayır kullanamıyoruz. 40'ı kullanırız. Niye? Şunlar birbirine paralel ya. 40 sa burada kaçta ne oldu? 40 derece. Yöndeş açılardan dolayı. E burası 40 sa burada kaçta ne olacaktır? 40 derece olacaktır. Tamam takıldık kaldık. Takıldığımız zaman verilen bilgileri kullanmaya yeltenelim. Bakıyoruz kullanamıyoruz. Niye? Ben şuradaki paralelliği kullanmadığım için daha bu bilgiyi kullanmadım. O zaman bu paralelliği kullanayım. Ne yaparız? İki tane yöntemimiz var arkadaşlar. Ya paralel doğruları uzatırız ki öğrencilerin en çok yaptığı şeydir. Ee, ama onu yapınca üçgensel bilgiler çıkıyor. Ben onu genelde böyle son çağrı olarak düşünüyorum arkadaşlar. Benim de yöntemim şu sivrilen yerden paralel çizmek ya da bir köşeden paralel çizmek en mantıklı şeydir. Çünkü doğruda açıların çoğunluğun ispatı zaten oradan geliyor. Hani kurallarının çoğunluğunun ispatı oradan geliyor. E o yüzden buna da alıştığınız zaman bazı yöntemler e, tabi iki yöntemi de seçebilirsiniz. Size kalmış. Ben nereden çiziyorum? Dediğim gibi sivrilen yerden paralel çizme yöntemi benim için daha etkili oluyor arkadaşlar. O yüzden şuradan bir paralel çizdim. Bak paralel çizince ne oldu? Şunlar birbirine paralel. A, şunda da şu paralel oldu. Sonra Z kuralı, U kuralı, M kuralı. Bunlar çok önemli zaten. Bunlardan biri var mı diye bakarız. 115'e baktığımız zaman U kuralı mı var burada? Evet. E, toplamları 180 olacak. O zaman burada kaç kaç derece oldu? 65. E, biz her zaman verilen bilgiyi kullanacağız ya da bulduğumuz bilgiyi kullanacağız diyoruz. Bak 40 da yanında oldu. Aa burada kaç kaç derece oldu şöyle baktığımız zaman. Hocam burası 105 derece oldu. x'e e de bakacak olursak şuradaki paralellikten dolayı artık şöyle büyük bir u um mu var? Yani karşı durumla açı toplamları 180 olacak. Yani x artı 105 eşittir 180 olacağından x de buradan 180 eksi 105'ten kaç buluruz gençler? 75 derece olarak buluruz. Evet cevabımız Ceyhan çıktı. Dediğimiz gibi şuradaki paralel doğruyu uzatarak da üçgen bilgisiyle de sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. Tamam. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıdaki şekilde bir parkın birbirine paralel olan yürüyüş yolu verilmiştir. Evet şunlar birbirine paralel ve şuradaki açılar böyle verilmiş. Çoğunluğunuz biliyordur bunu. Hocam sola bakan açılar, sağa bakan açılar toplamına eşittir diye şey yapabilirsiniz. Tabii ki bu yoldan yapabilirsiniz. Yani 50 artı x eşittir 80 artı 35. Direkt buradan çıkar arkadaşlar. Ama ben e, özellikle şuradan yapmak istiyorum. Sivrilen yerden paralel çizme. Bakın, şurada sivrilen yer var, burada sivrilen yer var. Paralel çizince de soruyu çok rahat bir şekilde çözüyoruz. Bakın, Z'den dolayı burası 50 derece hocam. Ne kaldı buraya 30. Z'den dolayı hocam burası 30 yaptı. E, sonra şurası 35'i kullanmadık. Hocam burada da bir Z kuralı var. Çünkü bununla bu birbirine paralel. Çünkü yola paralel çizdim ben bu kırmızı çizgilerle. Z'den dolayı burası da 35. X açısından ne oldu o zaman? 30 artı 35'ten 65 derece eşit oldu. Evet bu sorumuzun cevabı böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Bütünler iki açıdan. Evet bütünler iki açı deyince hocam biri x biri y diyelim x'in toplamı nedir? 180 derece diyebiliriz. Evet bütünler iki açının mantığı neydi? Toplamları 180 olacak arkadaşlar. Ama biz burada iki bilinmeyene girmemeyi tercih ediyoruz genelde. Ne yapıyoruz? Tek bir bilinmeyen cinsinden yapıyoruz. Birine x birine y diyeceğimize birine alfa öbürü de 180'e tamamlayan açısı. Yani 180 eksi alfa olarak seçersek olay bitti arkadaşlar. E bütünler iki açıdan biri diğerinin 3 katından yarım fazla. Bak şunun 3 katını almak sıkıntı olabilir. O biri dediğimizde bunu seçeceğimize biri dediğimizde bunu seçsek daha iyi olur. Yani biri dediğimiz şunu seçtik mesela. Bunu seçtiğimizde biri yani 180 eksi alfası neymiş? Diğerinin 3 katından 20 fazlaymış. Yani diğerinin 3 katı. 3 katından 20 fazlaymış. Denklemi kurduk. Oku ve denklemi yaz. Bitti gitti. Eksi alfa öbür tarafa geçince artı alfa oldu. 3 alfa artı alfadan 4 alfa yaptı. 20'yi de öbür tarafa attık. 180 20'den kaç yaptı? 160 yaptı. O zaman alfa da buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 160 bölü 4'ten 40 çıkıyor. Ama dikkat edin. Tamam burada cevap 40 direkt. Doğru. Ee, bazen diğer açıda isteyebiliyor. Alfayı 40 buldunuz ya. Diğer açıda kaç yaptı arkadaşlar? 140 yaptı. Ama bizden ne isteniyor? Küçük açı isteniyor. Her iki açıyı da görün diye de böyle yazdım. Cevabımız ne oldu o zaman? 40 derece oldu. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıdaki beton pompasının dökme sırasındaki bir anı modellenmiştir. İşte şurası dik verilmiş. Ondan sonra paralellik verilmiş. Ne ile neyi paralel verilmiş gençler? Buradaki AB ile EF. Evet şununla şu birbirine paralel verilmiş. İki paralel doğru arasında bir sürü sivrilen varsa zikzak. Yani bu sağa bakanlar sola bakanlar toplamına birbirine eşit değil mi? Ya da aşağı bakanlar yukarı bakanlar. Ama şöyle baktığınız zaman hocam bu aşağı bakıyor. Bu da aşağı bakıyor. Bu yukarı bakıyor. Bu aşağı bakıyor. Burada yapılan en büyük hata nedir? Hocam aşağı bakanlar 90 x ve 35'in toplamı eşittir 65 dediniz. A çıktı mı çıkmadı. Eyvah ne yapacağız demeyin. Bu sağa bakanlar sola bakanlara eşit ya da aşağı bakanlar yukarı bakanlara eşit gördüğünüz zaman burada bir sistematik sıra olacak. Yani bir sağa bakan açığı aldıysanız ondan sonra sola bakan sonrası sağa bakan şeklinde devam etmeli. Mesela sen burada hocam aşağı bakanı aldıysan sonra bir daha aşağı bakan olmaz. Yukarı bakanı almalısın. Yani sen buradaki açıyı çevirmelisin. Ama ben bu açıyı çevireceğim. Ya en başta şunu çevirsem. Hocam yukarı bakan sonra aşağı bakan sonra yukarı bakan sonra aşağı bakan şeklinde gidebiliriz. Yani bu birinci yolumuz neymiş? 90. Burası 90 derece değil mi? Evet 90 artı 65 eşittir. Ne oldu arkadaşlar? X artı 35'e eşit olmalı. Buradan attığımız zaman X'e kaç çıkıyor arkadaşlar? 120 derece çıkıyor. Peki ikinci yolumuza bakalım. İkinci yolumuz neydi? Böyle çok sivrilen yer varsa sivrilen yerden paralel çizmek değil miydi? Evet. E, o zaman paraleller neresi? Şu şekilde sivrilen yerlerden şöyle çapraz paraleller çizeceğim. Hocam şuradan şöyle bir paralel çizdim. Burada da sivrilen yer var. Şurada da şöyle bir çapraz paralel çizdim. Olay bitti. Sayılar burada. Bu 35'ten başlayalım. Hop. Z'den dolayı burası da 35 yaptı. Buraya kaç kaldı o zaman? 30. Tamam 65 oldum ben. Hocam Z'den dolayı burası da 30 yaptı. A şuradası 90'sa buradaki U'dan dolayı burası da 90 yaptı. Bakın burada da ikinci yolda ne yaptı arkadaşlar? 90 ile 30'un toplamı mı yaptı? Evet 90 artı 30'dan cevabımız 120 geldi arkadaşlar. Yani bu sorumuzun cevabı akçay oldu gençler. Geldik bir sonraki soruya. Evet paralellikler verilmiş. Paralellikte AB ile bu paralel verilmiş. Ama verilen bilgiyi hiç kullanamıyorum. İşte işte. Doğru ne önemli? Muz yani M kuralı, U kuralı, Z kuralı. Kural diyoruz da bunların hepsinin ispatını da yaptık arkadaşlar. Kuralcı bizim niyetimiz yok aslında ama hani biraz sizin dilinizde konuşuyorum. E, bu konuda sizin dilinizle konuşuyorum. Başka konularda o şekilde konuşmam. Merak etmeyin. E Ne yapacağız arkadaşlar? Öyle bir şey yoksa o zaman e, ya paralel doğruyu uzatacağız ki genelde üçgenden çözülüyordu Ya da simülan yerden paralel açacağız. Şu simülan yer bakın şuradan bir paralel çizersek. Hocam x'den başlamayalım. Genelde bilinenden başlıyoruz. 20'yi kullanamıyorum. 60'ı kullanayım. E, burası 60 derece hop z'den dolayı. Şurada kaçta 60 derece mi olacak gençler? Evet. 20'si buradaysa buraya kaç kaldı? 40 kaldı. A. Şimdi x'e bakacak olursak şunda şu paraleldi. Otomatik ben bunlar da paralel oldu. Hop u kuralı. Yani karşıt durumlu şey var arkadaşlar. Açı kuralı var burada. X'in toplamı ne olacak buradan? X artı 40 eşittir. 180 olacak. E x artı 40 eşittir 180 ise x'i de buradan kaç buluruz? 140 derece buluruz. Yani sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet ne var burada arkadaşlar? Verilen bilgilere bakacağız. Aa hocam bak direkt paralel doğrular verilmiş mi? Verilmiş. Hocam M kuralı var. Evet ama M kuralı var. 50'ye bakacak olursak M 50'ye ait de var. Hop şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. E o zaman buradaki açıların eşitliğini kullanalım. Yani şunlara bir AA diyeyim. Onlara da bir BB diyeyim. 50'ye bakacak olursak M kuralından dolayı A ile B'nin toplamı direkt 50 değil midir? Evet. A artı B direkt 50'ye eşittir. Yazdık. E şimdi X'e bakacağız. Yani X'i kullanmak zorundayız. X'e bakacak olursak da hocam şurada bir M kuralı var mı böyle? Var. Yani bu sefer 2A ile 2B'nin toplamı değil midir? Evet. X 2A ile 2B'nin toplamına eşittir. Yani X 2 parantezin aldığımızda A artı B'ye eşittir. A artı B'yi yukarıda 50 bulmuştuk. 2 çarpı 50'den cevabımız kaç çıktı? 100 çıktı. Evet sorumuzun cevabı böylelikle Akçay yaptı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Evet. o karışık bir soruymuş gibi duruyor. Ne yapacağız hocam? Valla sivrilen yerden paralel çizsek. Bak burada dedik ya sivrilen yerden paralel çizmek maalesef bazen sıkıntılar oluşturabiliyor. Paralel doğruları da uzatabilirsiniz o durumda. Mesela çizdin e, E'den çizdin C'den geçecek mi? Hayır. Mesela C'den çizdin bir de E'den çizmek zorunda kalırsın. Bir de burada bir şey var. Sivrilen yerden paralel çizmeyle bu iş maalesef ama maalesef olmuyor arkadaşlar. E o zaman ne yapalım? Paralel doğruları uzatalım. Mesela şu paralel doğruyu uzattın. Şu paralel doğruyu uzattın. İçeride karışıklık var. O karışıklığı hallederiz arkadaşlar. Şimdi verilen bilgilere bakaraktan sonuca bulmaya çalışalım. Ama öncelikle uzattık da bak burası 90 derece. Üçgen bilgisinde maalesef kullanacağız. E, 90, 50 ise buraya kaç kaldı? 40. Yani e, bir dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 yapacak. Ya da iç açılar toplamı 180 diyebiliriz. E hocam e, burayı 40 bulduk. Tamam. Ters açıdan dolayı burası da 40. 80, 40 daha 120. Maalesef üçgen bilgisi yine burada var. E buraya da kaç kaldı? 60 derece kaldı. E 150'yi kullanmadık hocam. Al sana 150. Kaç derece yaptı burası? 30 derece yaptı. 60'ı kullanmadık hocam. E Z'den dolayı burası 60. Ya da yöndeş açıdan burası 60 diyebilirdiniz. Ters açıdan da burası 60. Burası kaç çıktı o zaman? 120 derece çıktı diyebiliriz. E şimdi biz x'e bakacağız. Hocam x'e baktığımız zaman ee, ne var burada? x'e baktığımız zaman valla üçgen yok. Ama x'e baktığınız zaman şuradaki dörtgensel bir ifadeden sonuca ulaşır mıyız arkadaşlar? Ulaşırız. Dörtgen iç açıları toplamı neydi? 360'tı. Evet dörtgenden yola çıkabilirsiniz ama ya hocam doğru açıdayız. Üçgende açı kullandık. Bir de dörtgen mi kullanacağız demeyin doğru açılarda böyle buradan yapmayayım isterseniz. Doğru açılarda bir de dörtgensel bir şey gördüğünüz zaman ya doğruları her zaman böyle e, paralel çizerek değil de hani özellikle dörtgensel ifadeler ya da beşgen gibi bir ifade geldiği zaman normal onu üçgene tamamlayarak da sonuca ulaşabilirsiniz. Mesela isterseniz şunu şöyle uzatıp ya da şunu şöyle uzatıp şey yapabilirsiniz. İsterseniz ama bunu böyle uzattığınız zaman da şurada bir dörtgen çıkıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Yine dörtgen oluşuyor. İsterseniz ne yapabilirsiniz? Bakın şunu uzatabilirsiniz. Şunu. Aa, bunu uzattığınız zaman güzel bir şey oldu aslında. 90 derece burası. E hocam 60-90 sa burası 30 oldu. E şimdi şuraya bakacak olursak arkadaşlar. Bakın şuraya bakacak olursak. Burada da bir büyük üçgen çıktı mı çıktı. Yani dörtgenle uğraşacağınızda üçgenle uğraşın. Yani üçgen iç açıları toplamı 180. 30, 30 burası. E burası da 120 olacak diyebilirsiniz. Ya da 30 artı 30 artı 60 artı x. 60 artı x'in kaç olması lazım? 180 olması lazım. X de buradan kaç çıkıyor? 120. Öbür tarafa 180'den 120 çıkınca da 60 mı kaldı? Evet. Cevabımız böylelikle Edremit yaptı arkadaşlar. Dediğimiz gibi dörtgenden de bulabilirsiniz. Size kalmış. Ya dörtgende de ta ortaokuldan iç açıların toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz değil mi gençler? Evet. E demek ki o zaman biliyorsanız dörtgeni de çözüm yöntemleri içerisinde de kullanabilirsiniz aslında ama ben yine de soruyu üçgene indirgedim. Tamam. Evet geldik bir sonraki soruya. Aşağıda bir şehrin kraküsünün bir kısmı verilmiştir. Bu krakü belirtilen açı ölçülerine uygun çizelseydi hangi caddeler birbirine paralel olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Bakalım. A ile B demiş. Arkadaşlar A ve B'ye bakacak olursak. A ve B caddesi de paralel gibi düşünelim bakalım. Ee, paralel mi daha doğrusu? Şimdi burada kaç, kaç derece gençler? 112. Hocam burası 112. Sonra burada bir 72 var, 72 burası. Aa hocam 72 ise yöndeşitten burası da 72 olur, eğer paralel olsaydı. Ama toplamı 180 oluyor mu arkadaşlar burada? Aa olmadı. Ee, çünkü ya paralel olsaydı eğer, o şekilde gidiyoruz. Paralel olsaydı yöndeşitten 72 olacaktı o zaman toplamda da 180 olacaktı. Ama 112 ile 72'nin toplamı 180 olmadığından cevap bu değil. Yani A ile B olmadı arkadaşlar. Sildik. Öbürüne bakalım. A ile C demiş. A ile C'ye bakalım şimdi. A ile C. bakalım. A ile C birbirine paralelse eğer. O zaman ne olacak arkadaşlar? İşte burası tamamı 112 yine. Eyvallah. Bak burada kaç 110 verilmiş bu sefer. Yani burada kaç kaç oldu? 110 oldu. Bunlar birbirine paralel olsaydı yöndeş açıdan bunların birbirine eşit olması lazımdı. Eşit mi arkadaşlar? Değil. O yüzden A ile C de olmadı. Öbürü ne diyor? B ile C. B ile C'ye bakalım şimdi. Şunu hemen siliyoruz arkadaşlar. Şunu hemen silelim. B ile C'ye bakıyoruz. B ile C. Valla işte aslında A, B. B'yi incelemiş. A, incelemiş. B ile C de büyük ihtimal olmaz zaten de. Neyse. Arkadaşlar B ile C paralel mi? E, burası kaç derece? 72 derece. E, burası kaç derece? 110 derece. E, hocam burası da 110. E, şu ikisi paralel olsaydı U kuralından dolayı toplamları 180 mi olacaktı? Evet. İkisinin toplamı 180 yaptım mı? Maalesef o zaman bu da gitti. Geldik bir sonraki soruya. D ile F demiş. D ile F'ye bakalım arkadaşlar. Hemen şunları silelim yine. D ile F. Neredesin D ile F? D burada, F de burada. Şunlara bakacak olursak arkadaşlar D'ye kırmızı çizgiye ait açı hocam burada var. Burası kaç derece? 110 derece. Sonra bak burası 68. Hocam burası 68 ise ters açıdan dolayı burası da 68 olacak. A 110 ile U kuralından dolayı ne olması lazım arkadaşlar? 180 olması lazım. O zaman D ile F'de olmadı. E ile F'ye bakalım şimdi. E ile F'ye bakacak olursak cevap demek ki oymuş. Bakalım ispatlayalım ama. E ile F. Hocam şuraya baktığımız zaman bu kırmızı çizginin olduğu yerde bir 112 var burada. Şu kırmızı çizginin olduğu yerde bir 68 var burada. E o zaman burası da 68. U kuralı. Yani 112 artı 68 eşittir 180 olduğundan E şıkkı sağlandı mı arkadaşlar? Sağlanmış oldu. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Edremit oldu gençler. E geldik bir sonraki soruya. Evet paralel doğrular verilmiş arkadaşlar. Paralel doğrular verilmiş. Z kuralı, U kuralı, M kuralı yok. E o zaman ne yapacağız? Paralel çizeceğiz. İster paralel doğruları uzatıp bu şekilde yapın. isterseniz de arkadaşlar nereden yapabilirsiniz? Sivilen yerden paralel çizerek de sonuca ulaşabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Sivilen yerden paralel çizme. Hocam sivilen yerden paralel çizme bu. Evet buradan da sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. E buradan çizdiğimiz zaman mesela 65'i kullansak hocam U'dan dolayı şu açıyı yazabilirim ben değil mi? Ama o zaman karışacak. Direkt Z yok mu burada arkadaşlar? Var. Z'den dolayı direkt burada kaç 65 yaptı. Çok güzel. Şimdi 95'e baksak. 95'e baktığın zaman da hep bilinenden bilmeyene gidiyoruz. Hocam U'dan dolayı buraya yazabiliriz ama ya da direkt yine burada bir Z kuralı yok mu arkadaşlar şöyle. Z ya da S fark etmez. Bu açı 95 derece mi olacak? Evet. A burası 95 ise burası da 65 ise e, buraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Çok güzel. Burası 30 ise bu açıları da birbirine eşit göstermiş. Burası da 30. E hocam burası 65, 30 ve 30. 180'e tamamlayan açısından dolayı artık burayı bulabilirim. Ya da artık yine şurada bir Z kuralı yok mu gençler? Şöyle baktığınız zaman bakın. Şöyle bir Z kuralı var. X açısı burası. Hop şurası da X açısı olmaz mı? Yani X açısı 30 artı 30 artı 65 yaptı. Yani kaç yaptı arkadaşlar? 125 yaptı. O zaman cevabımız balık esir oldu. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da şöyle bir şey var arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre ABC açısı kaç derecedir diye soruluyor. E ne yapacağız? Hocam bak mesela burada sizin yöntemle yapmaya kalkışırsak hocam paralel doğru uzatalım dediğiniz zaman e, üçgen bilgisini yine çıkacak. Ne yapacaksınız? Hemen isterseniz bunu iki tarafta burada yapayım. Hocam 130 ise burası 50'dir. 50-70 ise hocam buraya 60 kaldı. E, ters açıdan 60. 60-40 daha 100. Buraya kaç kaldı? 80. Hocam ters açıdan 80 U kuralından dolayı direkt cevabı 100 diyebiliriz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Diğer türlü ne yapacaktık? Diğer türlü de hocam sivrilen yerden paralel. Hop buradan paralel. Ama bak altta da sivrilen yer var. Hop buradan paralel. Yani bu sefer 2 yani garip sivrilen yer var. paralel paralelle çözüm olacak. Hadi buradan da çözelim. E buradan xten başlamayalım tabii ki. Nereden başlayalım? 130'dan. Hocam 130'dan dolayı u'dan dolayı direkt burası kaç derecedir? 50 derecedir. 50 70 ise 120 buraya kaç kaldı 60 e ee, şimdi 60'ı kullanalım şununla da şu paralel değil mi kırmızı çizgiler evet şu büyük uya baktığımız zaman 60 ise burası kaç derece yapacaktır arkadaşlar 120 derece yapacaktır e, ee, hocam burası 120 ise çünkü toplamı 180 yapacak 120 ise 40'ı buradaysa buraya kaç kaldı 80 derece kaldı e ee, hocam artık burası da 80 ise hop u kuralı yani x artı 80 de eşittir 180 yapacağından dolayı x de buradan kaç buluruz? 100 olarak buluruz. İstediğiniz yerden yapın. Hiç fark etmez. Ee, ama biz dediğimiz gibi şey yapıyoruz böyle. Sivrilen yerden paralel çizmeyi yapıyoruz arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Oo, bu soru biraz 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 uzun yolda çıkacak gibi. Ne yapacağız? Arkadaşlar paralel doğrularımız nasıl? Şu şekilde. Şunlar paralel. E, biz paralel çizeceğiz o zaman. E nereden? Sivlen yerden paralel çizme. Hocam bir buradan paralel ama burada da var. Bir de buradan paralel çizince olay biter. Ya da size kalmış. İsterseniz bunu çizeceğinize şu paralel doğruları uzatıp buradan da sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ya isterseniz burada ben paralel doğruları uzatınca da güzel bir şey gördüm aslında. Sanki buradan yapsak daha hoş olacak. Galiba bu sefer bu soru diğer türlüsünde biraz sıkıntı yaşayacakmışım gibi hissettim. Bu sefer sizin yöntemle yapayım. Bu paralel doğruyu uzatayım. Ne yapacağız burada? Arkadaşlar öncelikle bize şu bilgiler verilmiş. Ben bu bilgileri kullanacağım. Yani şuraya ne diyeceğim? AA a diyeceğim. Buraya ne diyeceğim? BB diyeceğim. Aa hocam, şurada bir M kuralı çıktı mı çıktı? 128'i kullanmak istiyorsa E, o zaman ne yapacağız? M kuralını kullanacağız. M kuralından dolayı bakın A ters açı. Hocam burası A. A ters açı. Burası B. Çünkü bana bu açılar lazım. Şu ikisinin toplamı 128. Yani A artı B eşittir. 128'i bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Peki A artı B 128'i bulduk. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu paralelliği de kullanacağız. Arkadaşım şimdi üçgen bilgisini de kullanacağız mı? Kullanacağız. Mecbur yapacak bir şey yok. Şurası ne olacak? Şu doğrusal olduğu için A A ise buraya 180 eksi 2A mı kaldı? Evet. Hocam iç açılar toplamından burayı bulabiliriz. Ya da hocam iki iç açının toplamı bir üçgende bir dış açıya eşit değil mi? Aynen öyle. O zaman burası 180 2 ile bunun toplamı 216 eksi 2 a değil midir gençler? Evet. A hocam burası da aynı şekilde 200 çünkü paralel ya bunlar. Paralel olduğu için şu yöndeş açıdan dolayı 216 2 a burası da oldu mu? Oldu. E hocam şurası da bakacak olursak Şurası BB ise burası da 180 eksi 2B olduğundan dolayı aslında şöyle direkt yapabilirdim. İki iç açının toplamı bir dış açı ama daha üçgenlere net bir şekilde anlatmadığım için iç açılardan gideyim. Burası da 180 eksi 2B oldu. E ne çıktı burada arkadaşlar? Şurada iç açılar toplamı 180 yapacağız. Yapalım. X artı 216 eksi 2A artı düzgün yazayım. 2A artı 180 eksi 2B hmm. Eşittir. Kaç olmalı? 180 olmalı. 180'lerden birer tanesi gitti. X buradan neye eşit oldu? 2A artı 2B eksi 216 eşit oldu. Hocam A artı B kaçtı? 128'di. E burada 2A artı 2B mi var? Evet. 128'in 2 katı 256 yaptı. 256'dan da 216 çıkınca kaç kalıyor o zaman? 40 kalıyor arkadaşlar. O zaman cevabımız ne yaptı? 40 yaptı sevgili gençler. Evet diğer türlü Şuradan da C'den ve D'den de paraleller çizerek de sonuca ulaşabilirdik. Ama sanki biraz oradan sıkıntılı şeyler işlem kalabalığı olacak. İsterseniz onu da siz deneyin arkadaşlar. Tamam? Evet, böylelikle cevap ne çıktı. C'nin çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Evet, paralellikler verilmiş mi verilmiş? Hmm. Hmm. Arkadaşlar, öncelikle paralel doğru verilmiş. Valla ne yapabiliriz burada? Başka? Şurası dik verilmiş, burası dik verilmiş. Benim şu dikleri de kullanmam lazım. Bir şey çizmeden önce dikleri kullanayım. Hocam burası da dik, burası da dik. Bazı kitaplar şey yapıyor arkadaşlar. Bunu kural olarak veriyor da belli zaten. Bakın şu karşılıklı açılar 90 derece ise, 90'ar derece ise diğer iki açının toplamı da 180 diyorlar. E zaten bu dörtgenden geliyor. Hocam şuradaki dörtgen açılar toplamı ne? 360, 360 değil mi? Evet. E 90-90, 180'i buradaysa e, x ise burası da ne olacaktır arkadaşlar? 180 x olacaktır. Şimdi soruda takılmayalım. Bir şeyi okuyalım arkadaşlar. 180 x'i de kullanınca bir şey de yapamıyorum. Bak, soruyu okuyalım. Her zaman soruyu okuyun. Verilen bilgiyi kullanın. Soruyu yapamıyorsanız büyük ihtimalle soruda verilen bilgiyi kullanmamışsınız. Şimdi ne demiş? BCF açısına. BCF açısı. Evet. Burası 180 x. Arkadaşlar 180 eksi x de demeyeyim. Ben direkt buraya a diyeyim. Tamam mı? Şuraya bir a diyeyim. O zaman dcf açısı ne oldu? dcf açısı 2a oldu. a iken burası ne olmuş? 2a olmuş. Peki ben a ve 2a ya a'yı ya da 2a'yı ya da 3a'yı bulabilir miyim? 44'e bakalım 25'e bakalım. A iki paralel doğru arasında bir tane sivrilen yer varsa ne vardır? M kuralı. Bakıyoruz arkadaşlar. E hocam M şöyle şöyle bak 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 şöyle Ha şöyle olursa m olacak değil mi? Evet. Yani şurada kaçı da 125'in 180'e tamamlayanı değil mi? Aynen öyle. Burası kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 55 derece yaptı. E burası 55 derece ise olay bitti. 44 ile 55'in toplamı 3 a'ya eşit olacak? 3 a 44 artı 55'e eşit oldu. 99'a eşit oldu. A'yı buradan kaç bulduk? 33 bulduk. Hocam A 33 ise şu kuraldan gitmeyelim de şuradaki dörtgenin iç açılarından gidelim isterseniz. Ee, burada x artı 33 artı 90 artı 90'ın kaç olması lazım? 360 olması lazım. E, ee, 360'tan 180 çıkınca 180, 180'den 33 çıkınca da 147 mi yapıyor? Evet. X'i de buradan 147 olarak buluruz arkadaşlar. Böylelikle cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edremit oldu. Ve böylelikle bu testin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.